neler yaşanıyor, yurdun geneline bakmak gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi hava operasyonlarına devam ediyor sevgili izleyenler. Ve bu sınır ötesi operasyonları da, görüntülerle destekliyor. PKK'lı teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Türk jetleri bir kez daha sınırı geçti. PKK'nın mühimmat depolarını böyle vurdu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise öldürülen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Mehmetçik yurt içinde ve dışında PKK hedeflerine bomba yağdırdı. 25 Eylül tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde insansız hava araçları PKK'nın yer altındaki barınak ve depolarının yerini belirledi. Ardından o hedefler F-16 ve F-4 savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Teröristler mağaralara atılan akıllı bombalar nedeniyle sığınaklardan açık alanlardaki yerlere kaçtı. Sığınacak yerleri kalmadı. Bu operasyondan bir gün sonra ise bu kez Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava operasyonu başlatıldı. Genelkurmay 15 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda 7 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise ordu evinden çıkan askeri araca bomba tuzağı kurdu. Bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 5 asker yaralandı. Teröristler Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Tugay Komutanlığı lojmanlarındaki nöbetçi kulübesine roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Diyarbakır Valiliği ise operasyonlar nedeniyle Lice ve Hani ilçelerinde 13 mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı. Van'da ise Çatak ve Başkale ilçelerinde bazı yerler özel güvenlik bölgesi ilan